Atilla Bey, Pazar günü e, İstiklal Caddesi'nde inanılmaz görüntüler e, izledik hep beraber. O gün orada ne yaşandı? Pazar günü e, emek için yapılan eylemde neler yaşandı? Yani benim yaşama gelmiş bir insan Türkiye'de işte o kanlı Mayıs'tan başlayarak Taksim Meydanı kana bulayan olay o kadar çok şey yaşamıştır ki biraz böyle şeylere katılma merakı varsa ki bende var çok değilse de yürüyüşlere, gösterilere katıldım. Ee, pazar günü yaşananlar onların çok ötesinde bir şey değildi. Ama çirkin olan yanı şuydu, daha önceki müdahaleler açıkça politik ve bazıları da kışkırtıcı eylemlere karşı devletin başvurduğu bir gücün dışa vurumuydu. Hiç bağışlanacak yanı yok tabi, bağışlatmak için söylemiyorum. Ama hepsinde öyle bir, öyle bir yan vardı. Oysa pazar günü yapılan eylem sadece ve sadece eski Tarihi bir salonun yıkılmayıp ayakta kalması için hemen hepsi sanatçı olan kişilerin veya yani araya bir iki kışkırtıcı unsur da katılmış olabilir. Ama çok büyük çoğunluğu sanat insanı, kültür insanı olan kişilerin katıldığı, üstelik aralarında yabancıların da bulunduğu en azından yerem düzine yönetmen İstanbul Festivali'nin konuğu olan böyle bir topluluktu. Ve bu topluluk kesinlikle böyle bir müdahaleyi de hak etmiyordu doğrusu. Çok masum bir şey istiyorlardı. Yüzyıldır e, kentimizde bir büyük kültürel mekan olarak var olan emek sinemasını lütfen yukarı katlara taşıma bahanesiyle yıkmayın. Olduğu gibi olduğu yerde koruyun. O kadar masum bir talep ki yani her demokratik toplumda böyle bir talep eğer bir kitleden veya da önemli kişilerden, sanatseverlerden, sanatçılardan geliyorsa ilgi görür, kulak kabartılır. İktidarlar bunları dinler, aynen uygular veya uygulamaz ama böyle bir protestonun var olduğunu, bu uygulamayı onaylamayan bir kesimin var olduğunu, bunun duruma göre büyük, daha büyük veya daha küçük bir kesim olduğunu ee, Tabi bazı grupların veya bazı insanların e, sesleri de yalnız sayılarıyla orantılı değildir. Bazen tek bir kişinin protestosu, ne bileyim ben Fransa'da kalkıp da Jean-Paul Sartre vaktiyle herhangi bir şey protesto ettiği zaman ülkenin en büyük düşünürü olarak çok büyük yankı yapardı bu. E, bazen tek bir kişinin protestosu da önemlidir. Bunları kale almaları lazım. O gün bırakın kale almak, insanların üzerine işte e, su sıkan, e, sinir gazı püskürten bir polis davranışıyla karşılaşıldı. Ben de sinir gazından nasibimi aldım. Ve aşağı yukarı 70-80 kişilik bir topluluk, belki 100 kişi vardık. Bir ayakkabıcı dükkanına sığındık. O da sığındık derken böyle insanlar oraya girmeye başladı. Korkunç bir şeydir sinir gazı bilenler bilir. Ben de kendimi birden o kavlanın içinde buldum. İte kaka böyle oraya giriverdik. Dükancılar sağ olsun bizi misafir ettiler. Kapılar kapandı hemen kepenkler indirildi. Ama dışarıdan daha doğrusu içeriden gördük dışarıda olanı. hakikaten itilip kakıldı insanlar. Başları i̇şte dört kişi tutuklandı. Yaşlı insanlar vardı ne oldu onlara bilmiyorum. Ayıp oldu yabancılara da ayıp oldu tabii. Ya yani çok tatsız bir olaydı yani. Peki emeğin sizin için önemi, Türkiye için önemi nedir? Yani benim kişisel tarihim açısından önemli bir yer. Ben 10-11 yaşından itibaren İstanbul'a yeni geldiğim yıllarda emek o zamanlarda adı melekti ve İstanbul'un eski deyimiyle en nezih, en kibar, en şık sosyetenin gittiği haftalık gala geceleri, e, biletleri haftalar öncesinden satılıp dolan insanların mutlaka e, siyah elbise veya çok şık kadın kıyafetleriyle geldi. Bütün Beyoğlu öyleydi aslında. E, Metro Goldwyn Mayer e, ve 20th Century Fox gibi Amerikan şirketlerinin en güzel filmlerinin gösterildiği son derece şık bir salondu. Bu ışıklık, bu kibarlık, bu sosyetik olma hali birkaç kuşak boyu devam etti. Sonra işte 80'lerden sonra daha doğrusu ondan daha önce orası kamu malı imiş. O zaman da kamu malı imiş, kiraya verilmiş. Kamuya geri döndü ve emekli sandığının malı olduğu için de adı Emek Sineması oldu. Hatta onun bitişindeki eski Sümer Sineması da benim çocukluğumda yine gittiğim bir zaman Küçük Emek adını aldı. Daha sonra Rüyar Sineması oldu. Böyle salonlar korunur dünyanın her yanında korunur. Her yanında sinmiş anılar vardır. Burada işte e, haince bir rant projesine kurban edilmek istendi ve hala da isteniyor ve artık da galiba iş işten geçti öyle görünüyor. Şey. Bu aşamada şunu sormak istiyorum. Şimdi e, en son dün e, bazı fotoğraflar yayınlandı. Şimdiki haliyle ilgili olarak bu fotoğrafları görme imkanınız oldu mu? Ne düşünüyorsunuz? Fotoğrafları gördüm. başından izledim... Ben gitmek istemedim. Yani ne göreceğim ki? Ne göreceğim aşağı yukarı biliyorum. Aslında fotoğraflarda beni teselli eden şu oldu öyle vahşi bir yıkım yapılmıyor. Hiç olmazsa planlı bir yıkım yapılıyor. O ortaya çıkıyor. Çünkü bütün o etrafı çeviren korniş, perdenin e, çepeçevre etrafındaki süslü bir dekorasyon bandı, e, tavan dekorasyonları, e, süslemeleri gibi şeyler numaralanmış. Onlar e, itinayla çıkarılıyor ve daha sonra yukarıda yapılacaksa ona monte edilecek. Bu gözü kapalı bir yıkımdan daha iyi bir şey tabii. Ehveni şer. ama ehveni şer bir yandan da şerlerin en kötüsüdür derler. O da ayrı. Yani kötülerin arasında biraz daha iyi olması bunu ideal çözüm haline getirmiyor. Keşke hiç çıkılmasaydı ama en azından biliyoruz ki şimdi anladık ki salon yukarıda aynı hacimle ve bütün o dekoratif unsurların monte edilmesiyle yeniden yaratılacak. Ama orada da şöyle bir sorun var ve kimse bunu yanıtlayamıyor. Bu kadar büyük bir salon, emek büyük bir salondur çünkü. Bin kişi birden aynı anda gelecek. Bir gala var, bir şey var diyelim. Nasıl yukarı çıkacaklar? Çok büyük asansörler mi olacak? Çok geniş yürüyen merdivenler mi olacak? Bütün bunlar belirli değil. Burada ne olursa olsun bir AVM'nin içinden geçilecek. Yürüyen merdivenlerden çıkılacak. Etrafta vitrinler, kafeler olacak ve sonra istramaya gelinecek. Benim tercih ettiğim bir samaya gitme yöntemi değil. E, emek yoksa ben de yokum dediniz ve e, yazmaya e, ara verdiniz diyeyim ben. Bir daha okuyucularınız sizin yazılarınızı okuyamayacak mı? Ne zaman yazmaya başlayacaksınız? Vallahi şimdilik okuyamayacak gibi gözüküyor. Biraz da okumasınlar bakalım ne olur. Atiyah Dorsal yazmasa kıyamet mi kopar? O kadar önemli değil. Kendimle baş başa kalmam lazım bir süre. Bu olaylar beni çok kırpaladı. Ve yani bir kültür adamı 50 yıl neredeyse hayatını bu işlere adamış bir kültür adamı olduğum halde bu konularda sesimizi çıkartmaya çalıştık. Kimse tınmadı, kimse dinlemedi, kimse kulak vermedi. İnsan kırılıyor tabii o zaman ne yazıyorum, niçin yazıyorum diye. Çünkü benim yazılarım tamam bir kısmı film eleştirilerinden oluşuyor ama bir kısmı da böyle şeylere dair. Ben bir anda İstanbul'un korunmasına, İstanbul'daki kültürün, tarihin, doğanın korunmasına da kendini adamış bir kültür insanıyım hiç dinlenmedik, hiç sesimiz duyulmadı. Ben de yazdım, işte Hıncal da yazdı ki o da çok etkili bir yazardır. Başka arkadaşlar da birçok konularda uyarıcı yazılar yazdılar, hiçbiri dinlenmedi. Bir kırgınlık oluşuyor tabii. Bakalım şimdilik gündelik gazetede yazmaktan uzak kalmak istiyorum. Kitaplarım var, onları bitireceğim. Ama yazmak bir tutkudur, tamamen bırakmam söz konusu değil. Yarın öbür gün döner miyim, sabaha mı dönerim, başka bir gazeteye mi dönerim, hiç mi dönmem. Ama hep yazacağım en azından kitaplar yazacağım. Belki internette yazarım onu da bilemiyorum. Bütün bunlar gelecek günlerin göstereceği şeyler.